10 ili etkileyen depremler bölgedeki binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası da yerle bir etti. Asrın felaketinde 3 semavi dine ev sahipliği yapan Hatay'ın simge yapıları yıkıldı. Anadolu'nun ilk camilerinden Habibi Necar ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Camii depremle yerle bir oldu. Tarihi Sarımiye Camii de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. 1927 yılında inşa edilen ve 1938'den Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak kullanılan yapıda enkaz haline geldi. Gaziantep Kalesi'nin burçları da depremin yıkıcı etkisine dayanamadı. Kale gibi sağlam diye bir ifade kullanırız bir şeyin gücünü tam olarak anlatmak için. O sağlam kalelerden biriydi Antep Kalesi. Ne zaman yapıldığı bilinmeyecek kadar eski bir geçmişi var. Kim bilir ne savaşlar, ne afetler gördü de dimdik ayakta kaldı bu yapı ta ki 500 atom bombası gücünde bir deprem gelip vurana kadar. Kalenin hemen yanı başındaki 4 asırlık Şirvani Camii'nin kubbesi ve bir duvarı da yıkıldı. Adıyaman'da da benzer manzaralar vardı. Yaşanan o yıkıcı depremde çok sayıda bina ve iş yeri zarar görürken onlarla birlikte tarihi yapılarda zarar gördü. Onlardan biri de Adıyaman merkezde bulunan tarihi Ulu Camii'di. 1515 yılında yapılan ve asırlara meydan okuyan Ulu Camii asrın felaketinde ayakta kalamadı. Adıyaman'daki Kab Camii de depremde büyük zarar gören tarihi yapılardan. 1768 yılında yapılan caminin duvarları yıkıldı, bahçesinde bulunan kabirler zarar gördü. Tarihi çarşı camiinden geriye ise enkaz yığını kaldı.